arkadaşlar, herkes hoş geldi. Merhabalar, hoş geldiniz. Çekuzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba ben. Merhabalar, herkes hoş geldi. Nasılsınız arkadaşlar? Merhabalar Kübra Hocam, Hilal Hocam, Sema Onur Hocam, Tuğba Hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım herkes çok iyidir, çok mutludur. Nasıl gidiyor Ramazan ayı? Sürünmeye devam hocam. Berat hocam, neden sürünüyoruz? Çok teşekkür ediyorum Sema Onur hocam. Çok naziksiniz. Arkadaşlar ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördüm. Daha da iyi oldum. Çok güzel bir seminer içeriği hazırladım sizin için. En çok sorduğunuz soruları ele aldım. O yüzden kazanımı epeyce yüksek bir seminer olacak. Bunun için heyecanlıyım. Oruç, vizeler, KPSS 2 bölüm zor o yüzden hocam. Evet Berat hocam, böyle söyleyince kulağa bayağı zor geliyor. Allah yardımcınız olsun, ne diyelim. Neyse biz sorunlarımızdan daha kuvvetliyiz diyelim. Hocam arkadaşlarım sizi öve öve bitiremediler, dayanamadım ben de geldim ama kayıtta değilim. Mehmet hocam hoş geldin, sefalar getirdin. Bu seminerimiz zaten kayıtlı olmayan öğrencilerin girebildiği bir seminer. Hoş geldiniz. Herkes yeniden hoş geldi. Bugün neden buradayız arkadaşlar? Şu an bu seminerde olan herkes ön lisans öğrencisi mi, lise öğrencisi mi, içimizde lisans öğrencileri de var mı? Çok hızlı bir şekilde bir tanışıp kaynaşalım. Kimler hangi bölümleri bitirdi? Hadi bakalım. Hangi bölümleri bitirdik? Kaç kez girdik? Kimler nerelerden katılıyor? Ön lisans diyaliz, ilahiyat, tıbbi sekreter. Orta öğretimden girenler var. Çok güzel. Bu yıl lise mezunlarının da yılı aynı zamanda. Erzincan Maliye ön lisans. Çok güzel. Laborant. Ormancılık ve orman ürünleri. Çok güzel. Mesut hocam sizinle bugün görüşmüştük galiba. Değil mi? Ben seminere davet etmiştim. Hoş geldiniz yeniden. Röntgen ön lisans. Adalet. Tıbbi dokümantasyon. Harika. İlahiyat. Çok güzel. O zaman şu an buradaki herkes ön lisans öğrencisi, KPSS lise öğrencisi. Doğru mu? Çünkü özellikle sizi istedim arkadaşlar bu seminere. O kadar fazla ön lisans ve lise grubu öğrencisiyle görüştüm ki hocam geç mi kaldım? Hocam Mart ayına geldik, neredeyse Nisan'a geleceğiz. Yetişir mi hocam? Öbür yıla mı kalsın? Bu yıl mı halledelim? Dedim tamam. Şu an demek ki bu kitlenin nabzı biraz yüksek atıyor, 180 atıyor. Tamam bunu düşürelim dedik. Arkadaşlar biliyorum hepiniz şu an sıfırdan başlayacaksınız. Ya da başladıysanız da çok minimal böyle minik minik adımlarla başladınız. Ama tabii ki yeterli değil. Bugün bu seminerde bunların yanıtını bulacaksınız arkadaşlar. Bu sınava sıfırdan başlayanlar nasıl çalışmalı? Nasıl çalışmalı ki atanabilmeli? Bunların hepsine toplu yanıtlar vereceğim. Hocam arkadaşım Derya sizden bahsetti. Özellikle sıfırdan matematik için buradayım. 5 matematik netim yükselir mi? Kübra hocam hoş geldin. Doğru adrestesin, yükselir. Biz 10 neti 10 net, 12 net, 15 net bile yaparız. Sen hiç merak etme. Şimdi herkes hazırsa arkadaşlar sizden ricam, seminer içerisinde size bazı sorularım olabilir. O soruları yanıtlamanızı istiyorum. O yüzden bir not kağıdı ve kaleminiz yanınızda olsun. Yoksa da sorun değil. Direkt chat panelinde not defteri olarak kullanabilirsiniz. Çünkü birazdan o kadar önemli sorular soracağım ki bunlara verdiğiniz yanıtlar sizin aslında atanabilecek misiniz, atanamayacak mısınız? Bunun yanıtı olmuş olacak. O yüzden lütfen herkesin dikkati bende olsun. Biliyorum Ramazan ayı, hepinize de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu arada kolaylıklar diliyorum. İnşallah Rabbim kolaylaştırsın. Yaptığımız ibadetlerimizi de kabul etsin. O yüzden dikkatiniz ara ara dağılabilir. Bunun da farkındayım. Sorularınızı en sonda toplu olarak da yanıtlayacağım. Yine konuyla alakalı sormak istediğiniz soruları aralarda da sorabilirsiniz arkadaşlar. Böyle güzel etkileşimli interaktif bir seminer olsun. Şimdi bu seminerde KPSS çalışmaya başlamadan önce, yani sizden bahsediyor, yeni karar verdim ya da başladım ama çok yeterli değil. Yani sıfırdan başlamadan önce kendinizi ve sınavı ne kadar tanıyorsunuz? Daha doğrusu tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Bunun yanıtı. İki,
KPSS çalışmalarına nereden ve nasıl başlayacağınızın yanıtı. 3 arkadaşlar yine en çok gelen soruların başında geliyor. Hocam ben evliyim. Hocam benim çocuklarım var. Hocam benim eğitim hayatım devam ediyor. Stajım var. Nasıl çalışacağım? Nasıl verim alacağım? Bu tarz soruları çok fazla soruyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu maddeyi özellikle ekledim. Sorumluluklarınızdan kalan zamana ve seviyenize göre nasıl bir KPSS çalışma programı hazırlamanız gerektiğini ve öğrendiğiniz bilgileri ne zaman, nasıl tekrar etmeniz gerektiğini, ne zaman soru çözüp, ne zaman konu çalışmanız gerektiği ve çok daha fazlasının cevabını bulabileceksiniz. Şimdi herkes hazırsa Bismillah diyerek başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar gireceğimiz sınavı tanıyor muyuz? İçinizde daha önce bu sınava giren öğrenciler var mı? Hadi bakalım. Kaç kez girdik ve kaç puanlar aldık? Girenler var. 2 kez girdim, 78 aldım. 2 kere girdim. 5 kere giren var. Didem hocam, wow, wow, wow. Gerçekten 5 kez girdiniz mi? Hiç girmedim. 2 kez girdim, 68. Ha 5 sene önce, tamam Didem hocam, çok affedersin. O çünkü ona şaşırdım. 5 yıl ne demek? 5 sene önce. Puanlar fena değilmiş yalnız. Kolayca 90'a çık. Tabii fena değil. Bizim öğrencilerimiz böyle Mehmet hocam. Arkadaşlar bu söylediğiniz puanlar o kadar rahat 85-90'lara çıkar ki. Yeter ki doğru çalışın. İnanın şu an birçoğunuz zaten belirli bir barajın üstüne çıkmışsınız. 55 puan alanlar var. 69.99, 85, en az 85 tabii. Tabii Berat hocam zaten 85'in altı artık kurtarmıyor. Şimdi evet sınava girenler var ama her sınava giren öğrenci de sınavı tanıyor diye bir kayda yok arkadaşlar. Şimdi lise grubu P94 puan türüyle atanıyor. Ön lisans grubu P93 puan türüyle atanıyor. Ve biliyorsunuz sınavınız iki aşamalı arkadaşlarım. Genel yetenek, Türkçe matematik, genel kültür, tarih, coğrafya, vatandaşlık. Ve şu an sınava ne kadar kaldı? 1 Eylül'de ön lisans, 15 Eylül'de orta öğretim sınavı var. Yani ön lisansçılar 165 gün sonra bugün sınava gireceksiniz. Orta öğretimciler 179 gün sonra bugün sınava gireceksiniz. Aslında çok var arkadaşlar. Neden umutsuzluğa kapıldınız? Bayağı uzun bir süre var. Evet ben de heyecanlandım. Peki bu sınava kaç milyon kişinin sizinle birlikte gireceğini biliyor musunuz arkadaşlar? Kaç milyon öğrenci girecek? Tabii ki Mehmet hocam yetişir. Allah aşkına 165 gün az bir süre mi? 150 gün, 160 gün. Neler neler olur arkadaşlar? Bakın yürümeyi bilmeyen yeni doğan bir bebek düşünün ki emeklemeye başlar. Yani o kadar uzun bir süre. Hocam çocuk var ve zaman yok. Kader hocam yalnız değilsin. Şu an kimlerin sorumluluğu var burada? Herkes bir sorumluluğunu yazsın. Berat hocam 1 milyondan daha fazla olur. Çünkü geçen yıl zaten 1 milyon 159 kişi girdi. 1 milyon 159 bin. Bebekleri olanlar, çalışanlar, 6 yaşında oğlum var ve kurslarım var. Ben işi bıraktım hocam, tüm günüm bana kaldı. Sınavdan sonra ya iş bulacağım ya atanacağım. Yani Mehmet hocam diyor ki ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. İnşallah tarih yazacağız Mehmet hocam. Bence fedakarlık yapmak da lazım. Tabii bu koşullara uygun olan öğrenciler için söylüyorum. Aynen öyle. 11 yaşında 7 yaşında oğullarıma Allah bağışlasın. Arkadaşlar görüyorsunuz siz şu an birbirinizin rakibisiniz. Bu soruyu özellikle sordum. Özellikle chat panelinden yanıtlamanızı istedim. Çünkü bir amacım vardı. Genelde öğrenciler arkadaşlar bütün zorlukları kendileri sadece tek yaşıyorlarmış gibi zannederler. Bakın ben kendim de öğretmenim aynı zamanda. Okul öncesi öğretmeniyim. Ve çok uzun yıllardır da öğrenci koçluğu ve eğitim uzmanlığı yapıyorum. Ve bugüne kadar sizin gibi binlerce öğrenciyle görüştüm arkadaşlar. Ve inanın öğrenciler öyle bir psikolojiye giriyor ki zannediyor ki öğrenci böyle dert yanıyor. Hocam çocuğum var, işim var, şu diyorum ki hocam tamam evet
Ama başkalarının da bu sorumlulukları var. Yani sen yalnız değilsin. O yüzden bakın burada verdiğiniz yanıtları birbiriniz okuyun diye buradan sordum aslında. Özellikle bu soruyu sordum. Çünkü sadece zorluğu yaşayan kişiler siz değilsiniz arkadaşlar. Bakın geçen yılı ele aldım. En son 22'de bu sınav yapıldı. 1.159.000 kişi ön lisanstan sınava girdi. Ortaöğretim 912.397. Şimdi bunun üzerine 2 yıl mezunları kat. Hiç sınava girmeyecekleri kat. En az 2 milyon olacak ön lisans. Orta öğretimde ben en az 1,5 milyon bekliyorum arkadaşlar. Yani yarıştığınız kitle fazla. Bunu korkutmak için söylemiyorum. Bakın birinci maddemiz neydi? Sınavı tanımakta. Sınavı tanı, ona göre tedbirini al. Yani bu sınav basit bir sınav değil. Ya da tek zorluğu yaşayan öğrenci sen değilsin. Evet zor ama zaten zoru başarmak öğrenciyi tatmin eder. Zoru başarmak o hazzı verir. Kolay olsa herkes kazanırdı arkadaşlar. Kolay olsa neden sınav olsun? Öyle düşünelim. Benim kuzenim evli çocuklu hem dışarıdan liseyi bitirdi hem de şu an sınava hazırlanıyor. Netleri beni 3'e katlar. Sizin öğrenciniz hocam Naime adı tanırsınız belki. Evet, Mehmet hocam. Tanıdık geliyor ismi. Belki kaydını ben bile almış olabilirim. Yani demek ki tek kuzenimle hiçbir engel yok. Hayır Sema Nur hocam sizi etkilemeyecek. Arkadaşlar şu açıklamaya da bir değineyim. Çünkü bunu bireysel görüşmelerimde de çok duyuyorum. Şimdi bakanımızın yaptığı açıklama hani sadece emekli olanların yeri doldurulacak dendi ya, o bu tarihe kadar yapılan sınavlar için geçerliydi. Bakın daha sizin sınavınız yapılmadı. Yani önümüzdeki sınavlar için aynı şeyden bahsetmedi bakanımız. Şu an önümüzde yapılacak atama az olacak dedi. Sadece emekli olanların yerini dolduracağız dedi. Yani onlar hali hazırda elinde puanı, cebinde puanı bekleyen öğrencilere söyledi. Yani siz daha sınavınız olmadığı için sınavınız olacak. Kontenjan açıklanacak, mülakattır, tercihtir. Bu süreç sizin dışınızda, sizi bağlamıyor arkadaşlar. O yüzden boş yere lütfen bu sosyal medyanın da olumsuz etkilerinden etkilenip de aman çalışmayı bıraktım, aman emeğim, aman şu, aman bu. Sen daha sınava girmedin ki senin bir sonucun yok elinde. Sen zaten bu atamaya dahil değilsin. Bırak onu diğer öğrenciler düşünsün. Sen önüne bakacaksın. Dersin sınavınız olmadı. Şimdi geliyorum. Özellikle size not defteri ve kalemi alın demiştim. Şu an soracağım soruları arkadaşlar. Bakalım sınavı yine kısmen %50 %50 tanıyor buradaki kitle. Ama bakalım kendimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Şu an soracağım soruların cevabı arkadaşlar ya evet olacak ya hayır olacak. Evetse evet, hayırsa hayır yazın. Ya not defterinize ya da chat paneline. Birinci sorumdan başlıyorum. Bu testin ismi de atanma testi. Çok önemli. Lütfen herkes doğru ve objektif yanıt versin. Size güveniyorum. Verimli çalışma yöntemi nedir? Bunu biliyor musun? Ve kendi verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Herkesten yanıt bekliyorum. Sude Nur, girebilirsin sınava. Mezun olmadan girilebiliyor. Son sınıftayken de girilebiliyor. Çoğunluk hayır. Tamam, geliyorum diğer soruma. Unutma hızı nedir arkadaşlar? Bunu bilen var mı ve kendi unutma hızınızı süre olarak biliyor musunuz? Unutma hızını kimler biliyor? Bilmiyorum, hayır. Çok çabuk unutuyorum. Biliyorum hocam, sizin analize girdim. Sizin analizinize girdim. Kübra'cığım harikasın. Evet, bizim analizimize girenler unutma hızlarını biliyorlar arkadaşlar. Girmeyenler çok şey kaybetti. Ama merak etmeyin. Bu seminer sonunda analize nereden gireceğinizi de göstereceğim. Derya sağ olsun. Evet, kulakları çınlasın. Geliyorum üçüncü soruma. Mahmut hocam bir yaklaşık 50-55 dakika sürecek. Sizin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani hocam bu konu bu konudan daha önceliklidir diyebilir misiniz mesela bana? Yine hayırlar havada uçuyor. Allah affetsin.
Keşke bilseydim hocam burada ne işim vardı diyorsunuz değil mi? Okey. Olsun, enseyi karartmayalım. Daha üçüncü sorudayız. Gelelim dördüncü soruya. Odaklanma düzeyi nedir ve kendi odaklanma düzeyinizi biliyor musunuz arkadaşlar? Yine hayırlar havada uçuşuyor. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Çıt çıksa dikkatim dağılıyor hocam. Evet, bu çok genel bir problem. Hayır 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 bilmiyorumlar. Tamam. Peki arkadaşlar, yine bize en çok sorduğunuz soru. Günde kaç saat çalışmanız gerektiğini biliyor musunuz? Hocam ben hesapladım. Benim şu kadar saat çalışmam gerekiyormuş diyebiliyor musunuz mesela? 10-12 saat galiba. Mehmet hocam ne yaptın? 10-12 saat hangi birimiz çalışabiliriz? Hayır tabii ki de. 16 saat mi? Ah. Nasıl 16 saat? Didem hocam, sen bizim kayıtlı öğrencimiz misin? Sistem söylüyor dedin. Bizim sistem. Bakın Didem hocam ne yazmış? Bir herkes baksın Didem hocamın yazına. Diyor ki hocam bunu niye bize soruyorsunuz ki diyor. Sistem söylüyor. Ona göre çalışıyoruz diyor. Evet, bizim kayıtlı olan öğrencilerimizde yapay zeka sistemimiz günde kaç saat çalışması gerektiğini hesaplıyor arkadaşlar seviyenize göre. Ve siz sistemin size önerdiği saat aralığında çalışmaya çalışıyorsunuz. Yani her şey size özel oluyor. Hava hocam kaç saat çalışman gerektiğini şu an buradan yanıtlayamam. Çünkü senin seviyeni bilmiyorum. Günde kaç saat çalışabileceğini bilmiyorum. Senin öğrenim özelliklerini bilmiyorum. Bölümünü bilmiyorum. Ama eğer kayıt olursan bunların hepsini ölçtükten sonra yapay zeka senin ihtiyacına göre kaç saat çalışman gerektiğini sana söyler. Tabii ki Mehmet hocam, kayıtlarla ilgili de bilgi aktaracağım ama seminer sonunda. Her gün ayarlanıyor, sistem uyarıyor, biz de ona göre çalışıyoruz. Bildiğiniz konu varsa tamamladık diyeyim, check-up testi oluyorsunuz. Çok güzel. Didem hocam bizim kayıtlı öğrencimiz bu arada arkadaşlar. Vay arkadaş, neler yapılmış değil mi Mehmet hocam? Geliyorum son soruma. Hangi konuda, hangi seviyede olduğunuzu biliyor musunuz arkadaşlar? Hocam ben falanca konuda bu seviyedeyim, filanca konuda bu seviyedeyim diyebilir misiniz mesela bana? Yasemin hocam nasıl öğrendim bunu? Yasemin hocam biliyormuş. Bilenler nereden biliyor, nasıl öğrendiniz? Söyleyin bakalım. Sadece panik atak yapıyorum. Hayır, paniğe yer yok. Strese de yer yok. Biz oldukça soğukkanlıyız. Oldukça öz disiplinliyiz ve kendimize güvenimiz tam arkadaşlar. Biz bu sınavı kazanmak için yola çıktık. Rumet hocam hoş geldin. Senin kaydını ben almıştım. Kayıtlı öğrencimiz Rumet hocam da sistemin testlerinden öğrendik, değil mi? Evet, aynen öyle. Peki şimdi bütün soruları yanıtladığımıza göre kimler kaçına evet, kaçına hayır dediklerini kendileri biliyorlar. Ben onları ifşalamayacağım ama kendiniz biliyorsunuz. Kendinizi kandırmayacaksınız zaten. Bakalım yanıtlarımıza. Arkadaşlar sorduğum soruların çoğuna eğer evet diyebiliyorsanız, ki bizim kayıtlı öğrencilerimiz evet dedi hemen hemen hepsine. Sizi tebrik ediyorum. Gireceğiniz sınavda çok yüksek bir ihtimalle atanacaksınız. Peki bu seminerde olan diğer öğrenciler, yani hayırların havada uçuştuğu öğrenciler, hiç endişelenmeyiniz. Hayırlarınız çoksa şu an bu seminerde kalmaya devam ediyorsunuz ve can kulağıyla beni dinliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü şimdi hayırları evet yapma zamanı. Arkadaşlarım bakın, gireceğiniz sınav az önce de söylediğim gibi çok ciddi bir sınav ve yolun sonunda atanmak var. Yani neredeyse bütün hayatımızın değişmesi, maddi, manevi, psikolojik her şeyimizin değişebileceği bir sınav var ve sınavı kazanmak için bu söyleyeceklerime çok dikkat etmelisiniz. Aklımda kalmam diyorsanız lütfen not alın gerekirse ya da ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Bir, başarının sırrı mevcut seviyeni bilmek zorundasın. Bakın seviyesini bilmeyen öğrenciler başarılı olamaz arkadaşlar. Nasıl olsunlar? Şimdi sen hangi derste, hangi seviyede olduğunu bilmiyorsun. Gelişigüzel çalışıyorsun. Bu seni kazanmaya götürür mü?
Götürür mü arkadaşlar? Yani senin matematikte seviyen temel ama seviyeni bilmeden gidip de X yayınının orta düzeyde soru bankasını alıyorsun. Gidip en zor soru bankasını alıyorsun. Sonra çözemeyince de ağlayıp üzülüyorsun. Şimdi bu mantıklı mı? Sana demezler mi? Niye seviyeni ölçmedin? Niye seviyene uygun kaynak almadın demezler mi arkadaşlar? Derler. Değil mi? Evet, Berat hocam çok tatlısın diyor ki eğer evliya değilse mantıksız zaten hocam diyor. Aynen öyle. O yüzden şu an bu seminerin birinci öğrenilen bilgisini arkadaşlar seviyemi ölçeceğim. Şu an buradaki herkes başladıysanız da başlayacaksanız da hiç önemli değil, seviyenizi ölçmekle yola çıkacaksınız. Geç değil hiçbir şey için. Bugün herkes seviyesini ölçüyor. Kendisiyle yüzleşiyor arkadaşlar. İki, verimli ders çalışma yöntemini keşfetmelisin. Ne demek istiyorum? Verimli ders çalışmak ne demek? Nasıl bir çalışma verimli olur? Var mı fikri olan? Yok. Tamam. Ben açıklayayım. Kendinize uygun olanı yapmak. Evet, ama kendimizi önce tanımamız lazım Ayla hocam, senin bu söylediğine göre. Yani benim yöntemimle Mehmet hocamın yöntemi aynı değil. Rumet hocamın yöntemi aynı değil. Bakın arkadaşlar, bunu en basitinden şöyle örnek vereyim. Biz yaklaşık 10 yıldır sektörde olan bir kurumuz ve bizim bu yıla kadar arkadaşlar binlerce, yani yaklaşık 450 bin 500 binin üzerinde 10 sene boyunca kayıtlı öğrencilerimiz oldu. Ve biz bu öğrencilerimizin hepsini eğitim analizi testini aldık, kayıt olur olmaz. Ve inanır mısınız arkadaşlar, bakın binlerce öğrenciden bahsediyorum. Hiçbirinin sonucu birbiriyle aynı çıkmadı. Biri görsel çıkıyor, birinin dikkat dağınıklığı çıkıyor, birinin çıkmıyor, birinin okuma hızı yüksek çıkıyor, birinin düşük çıkıyor, biri çok stresli çıkıyor, biri stressiz çıkıyor. Yani verimli ders çalışma yöntemi kişiye göre değişir. Dolayısıyla sen kendini tanıyacaksın. Senin nasıl bir zihnin var? Çabuk unutan bir zihnin mi var? İşitsel bir zihnin mi var? Dikkat dağınıklığı olan bir yapın mı var? Bunlar varsa bunları bileceksin. Ona göre çalıştığında bu zaten verimli çalışmak oluyor. Yoksa benim verimli dediğim şey senin için verimli olmayabilir. Ben kendime göre verimli olduğunu tespit edebilirim. Sen kendini tanıdıktan sonra o yolu bulabilirsin. Aynen öyle. Ve 3 arkadaşlar, günlük ders çalışmaya ayırabileceğiniz süreyi belirlemeniz gerekiyor. Bakın burada ne kendinizi kandırın ne bizi kandırın arkadaşlar, ki bunun size hiçbir kazanımı olmaz. Günde senin ayırabileceğin bir süre var. Ve burada herkesin ayırabileceği süre aynı olamaz. Ben 3 saat ayırabilirim. Bir başkasının bebeği vardır, 2 saat ayırır. Bir başkası Mehmet hocam gibidir, bütün varını yoğunu bırakmıştır. Bu ders çalışır. Şimdi hepinizin süresi aynı olabilir mi? Olamaz. O yüzden önce objektif bir şekilde elinize kalemi kağıdı alacaksınız. Ben kaç saat çalışabileceğim? Gerçekçi. 5 saat ise 5 saat. Hangi saat aralığında çalışabileceğim? Bunu bir yere yazacaksınız arkadaşlar ve o saati de, kendinize söz verdiğiniz saati de uygulamak zorundasınız. O yüzden gerçekçi yapalım diyorum. Ve geliyorum en önemlisi. Bakın 4. maddem en önemlisi. Şimdi sen seviyeni biliyorsun. Verimli çalışmayı da biliyorsun. Günde kaç saat çalışman gerektiğini de biliyorsun. Bütün bunları toplayarak sürdürülebilir, sonuçları ölçülebilen, öğrenme yapına uygun ve sadece size özel hazırlanmış bir ders çalışma programıyla sürecinizi ilerletirseniz arkadaşlar, sizin kazanmama gibi bir ihtimaliniz, iddialı bir şekilde söylüyorum, kesinlikle yok. Bakın şu 4 koşulu sağlayan bir öğrenci kazanamadım diyemez. Başarılı olamadım diyemez. Çünkü bunların uygulanmaması sizi zaten başarısız yapıyor. Sema Nur hocam, az saat verdiğin zaman kendini yetersiz hissetme. Bak, bizim sistemimizde nasıl bir özellik var? Kayıtlı öğrencilerimiz de beni destekler zaten. Sen az saat de versen, önemli olan çokluk değil, verimlilik demiştim ya. O az saatte
Yani soru sayısı en yüksek olan konuları yapay zeka sana çalıştırıyor. Ve süren az olsa bile verimin çok oluyor. Yani amaç 10 saat çalışmak değil. Sen 3 saat çalışıp 10 saat çalışmış verimini de alabilirsin. Ama bunun için doğru bir programa ihtiyacın var. Bunu tek başına zaten sağlaman çok zor olur Sema Nur Hocam. Şimdi peki hocam gayet güzel söyledin. Bunları bilmen lazım, şunu uygulaman lazım, bunu da öğrenmen lazım dedin. Tamam da ben nasıl öğreneceğim? Bu dediklerinizin hiçbirini bilmiyorum dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Hiç sorun değil. Zaten bu soruların yanıtını vermek için buradayım. Hangi yöntemle ders çalışmanız gerektiğini hala bilmiyor olabilirsiniz. Ne zaman konu çalışacaksın? Ne zaman tekrar yapacaksın? Ne zaman soru çözeceksin? Ne zaman deneme yapacaksın? Ve neye göre kaç saat çalışacaksın? Bunları bilemiyor olabilirsin ki tek başına öğrenmen zaten zor. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi bizim özel bir öğrenme yöntemimiz var. Hatta daha önce seminerlerime giren öğrencilerim bu tabloyu gördüler. Kayıtlı olan öğrencilerim de bu tabloyu biliyorlar. Biz öğrenmeyi aşamalandırdık arkadaşlar. Yani bizim için öğrenme öyle ha deyince derse girdim çıktım öğrendim değil. Çünkü zihnin bile basamakları var. Bak sen bir bilgiyi hayatında ilk kez duyuyorsun. O ön bellekte tutuyor zihin onu. Arka belleğe çevirmiyor. Ama sen adresini çatır çatır ezbere biliyorsun. Ben şu an adresinizi sorsam söylersiniz. TC'nizi sorsam söylersiniz. Ya da kimse anneannesinin babaannesinin adını unutmuyor. Nasıl unutmuyor? O bilgiler arka bellekte. Senin derste öğrendiğin bilgiler ön bellekte duruyor. O yüzden o bilgiyi işlemen lazım. Bir kere dinleyerek hiçbir bilgi öğrenilmez arkadaşlar. Eğer böyle bir çalışma yönteminiz varsa geçmiş olsun, o çalışma yöntemini unutun. Çöpe atın. Bir kere hocam ben YouTube'dan video dinledim. Soru yapamıyorum. Zaten yapamazsın. Bir kere dinlemekle öğrenilmez. O yüzden biz diyoruz ki bunu da bilimsel araştırmaların sonucunda tespit ettik arkadaşlar ve bu öğrenme yöntemini de o şekilde oluşturduk. Biz diyoruz ki bir öğrenci bir bilgiyi öğrenmek için o bilgi üzerine 5 kere gitmek zorunda. Bir, temeli yoksa sıfırdan başlayacak, ön hazırlık yapacak. İki, temeli başlangıçtaysa konu anlatımı yapacak, detaylı çalışacak. Üç, temeli eğer orta seviyedeyse konu tekrarı yapacak ama detaylı yapacak. Dört, seviyesi eğer ileri seviyedeyse alıştırma soru çözümü yapacak. Beş, seviyesi eğer üst seviyedeyse artık zor soru çözümüne, pekiştirme soru çözümüne geçebilecek. Yani az önce buradaki birinci maddem neydi? Mevcut seviyeni bilmelisin. Seviyeni ölçtükten sonra hangi seviyede çıktıysan bunun ekran görüntüsünü al mutlaka, bu senin çok işine yarayacak. Karşılığında yapan süreci uygulaman gerekiyor. Matematikte hocam temelim yok, temelim yok, temelim yok. Ne yapıyorsun diyorum öğrenciye, soru çözüyorum. Temeli olmayan bir öğrenci ne yapması gerekiyor arkadaşlar tabloya göre? Temel seviyede olan bir öğrenci hangi çalışmayı yapmalı? Ön hazırlık. Bakın burada önümüzde temel seviye eşittir ön hazırlık. Başlangıç seviyesi eşittir konu. Orta seviye detaylı konu tekrarı. İleri alıştırma soru çözümü. Üst pekiştirme soru çözümü. Yani senin sadece seviyeni bilmekle de işin bitmiyor. Seviyeni bildin, seviyene uygun çalışman lazım. Herkes bunun görüntüsünü aldı mı arkadaşlar? Eğer seviyeni bilip seviyene uygun çalışmayı yaparsan öğrenemeyeceğin hiçbir konu, çözemeyeceğin hiçbir soru yok. Yeter ki şuradaki basamakları atlama. Ben 0 netlerdeydim, şimdi 20 netlerdeyim. Çok güzel. Berat hocam, sen bizim kayıtlı öğrencimiz misin? Sanki adım bana çok tanıdık geliyor. Değilsin değil mi? Belki daha önce görüşmüş olabiliriz. Oradan adın soyadın çok tanıdık geliyor, o yüzden sordum hocam.
Aynen öyle. Şimdi geliyorum. Peki hocam, dediniz ki ikizler bile birbirinden farklı, kardeşler farklı. Biri işitsel öğrenir, biri dokunsal öğrenir, biri çabuk unutur, birinin dikkati çabuk dağılır. Peki ben bu özelliklerimi bilmiyorum, nasıl öğreneceğim? İşte size eğitim analizi. Bu analize birçoğunuz girmiştir tahmin ettiğim kadarıyla. Girmeyenlerin de ilk ödevi bu olsun. Analize girmeyenler bu analizi kesinlikle çözüyor arkadaşlar. Gerçekten hayatınızın testi diyebilirim. Çözdükten sonra iyi ki çözmüşüm, iyi ki tek düzen bunu yapmış diyeceksiniz. Teşekkür etmek için döneceksiniz zaten. Şimdi burada ekranda gördüğünüz analiz sonuçları bizim kayıtlı olan bir öğrencimizin girdiği analizin sonuçları. Ben direkt o kısmı ekran kaydı aldım. Buraya da yapıştırdım size göstermek için. Çünkü bizim yapay zekamız öğrenciyi tanıyarak onu bir program hazırlıyor ya. Tanıma kısmında da bu analizleri yaptırıyor. Mesela buradaki öğrencimiz Ayşe'nin öğrenme stili görsel. Yani görerek öğreniyor. Ama benim bu öğrencide dikkatimi çeken iki tane değer var. İki tane kırmızısı var. Biri unutmazdı çok yüksek, biri de stres seviyesi çok yüksek. Peki arkadaşlar, unutmazdı yüksek ne demek olabilir? Yani birisi de gelip dese ki Ayşe senin unutmazdı yüksek çıktı. Bu ne demek sizce? Herkesten yanıt bekliyorum. Ne demek olabilir unutmazı yüksek? Kolay öğrenip kısa zamanda unutmak. Geçici bellek yani. Aynen öyle. Tek kısa sürede unutuyor demek değil mi? Aynen öyle. Peki içinizde arkadaşlar unutmazı yüksek olan öğrenciler yok mudur sizce? Vardır değil mi? Mutlaka burada şu an burada onlarca öğrenci var. Var, kesinlikle var. O tüm Türkiye'de var hocam. Aynen öyle. Peki stres seviyesi yüksek ne demek? Yani stresli. İşte arkadaşlar bakın buradaki her bir sonuç analize girdiğinizde zaten göreceksiniz. Her biri birbirinden farklı çıkacak. Yani dedim ya binlerce öğrenci girdi. Hiçbirinin sonucu aynı çıkmadı. Sizin de sonucunuz aynı çıkmayacak. O yüzden bu analize girdiğinizde çıkan sonuçlarınıza göre çalışmalısınız. Yani unutmazdı yüksek bir öğrenci eşittir. Çabuk unutuyor, eşittir. Çok hızlı tekrar etmek zorunda demek değil mi bu? Ama sen unutmazdın, yüksek biliyorsun, tekrarlarını ayda bir yapıyorsun. Olur mu bu? Olmaz. Unutmazdın yüksekse tekrarlarını daha sık yapacaksın. Daha kısa sürede yapacaksın. Daha kısa yapacaksın. İşte bizim kayıtlı olan öğrencilerimiz bunu düşünmüyor. Çünkü yapay zeka zaten testin sonucuna bakıyor ve diyor ki "Aa Kıvılcım, sen 17 gün sonra unutacaksın. 17 gün sonraki programına bugün öğrendiğin konunun tekrarını ödevlendiriyor." O yüzden analizi çözmeyenlerin ödevi kesinlikle bu analizi çözüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geldim. Bize ait olan, biricik olan, özel olan bir programa ihtiyacımız var demiştik. Yani kişiye özel ders çalışma programı. Arkadaşlar bu program size göre değişir. Çünkü sizin günde ayırabileceğiniz süre, sınava kaç gün kaldı, seviyen ileride mi, ortada mı, temelde mi? Bunların hepsi senin programını değiştirir. Ve öyle bir program olmalı ki sürdürülebilir olmalı. Yani sen her gün o programa istekle, şevkle, motivasyonla uyumak istemelisin. Böyle bir programdan ancak verim alırsın. Ve öyle bir program olmalı ki öğrendiğini ve öğrenmediğini de sana göstermeli. Çalıştığını da çalışmadığını da sana göstermeli. İşte bizim programımız öyle bir program arkadaşlar. Yani kayıt olduğunuzda ki kayıtlı öğrencilerimiz bu programdan zaten faydalanıyor. Öğrenci istediği günü, istediği saat aralığını seçiyor. Yapay zeka direkt onun seviye belirleme sınavı sonuçlarına bakıyor. Eğitim analizi sonuçlarına bakıyor. Sınava kalan süreye bakıyor. Öğrencinin eksik olduğu konulara bakıyor ve direkt çat 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 çat. Her günün programını yeniden sıfırdan oluşturuyor. Öğrencinin karşısına tıpkı bu tablodaki gibi getiriyor. Diyor ki Mehmet, pazartesi günü 9 ile 9.35 arasında tekrar yapacaksın diyor. Bir soru. Bakalım burada kimlerin unutmazı yüksek, kimlerin düşük? Tekrarı kimler yapardı? Hangi seviyedeki öğrenciler yapardı?
Mehmet hocam tebrikler, orta seviye. Yani demek ki buradaki öğrenci seviye belirleme sınavına girmiş ve Türkiye'de orta seviyede çıkmış. O yüzden yapay zeka diyor ki sen orta seviyedesin, Türkiye'de tekrar yaptıracağım sana diyor. Peki matematikte konu anlatımı yaptırıyor. Konu anlatımını kimler yapardı? Kopya yani. Hayır, konu anlatımını başlangıç yapardı. Temeldekiler ne yapardı? Ön hazırlık yapardı. Yani matematikte diyor ki ben senin seviye belirleme sınavı sonuçlarına baktım. Matematikte temelin başlangıç seviyesinde. O yüzden senin matematikte detaylı konu anlatımına ihtiyacın var. Bu yüzden sana konu anlatımı çalıştırıyorum diyor. Peki coğrafyada pekiştirme soru çözümü diyor. Pekiştirme soru çözümünü kimler yapardı? Üst seviye. Semanur hocam seni tebrik ediyorum. Bütün soruları doğru yanıtladın. Gerçekten tebrikler. Arkadaşlar pekiştirme soru çözümünü üst seviyedeki öğrenci yapardı. Alıştırma soru çözümünü de ileri seviyedeki öğrenci. Yani dördüncü basamak alıştırma, beşinci basamak artık alıştım pekiştirme. Yani uygulama kısmı. Vatandaşlıkta da tekrar yaptırdık mesela. Neden? Çünkü tıpkı Türkiye'deki gibi vatandaşlıktaki seviyesi de orta seviye çıktı. Yani arkadaşlar sizin bakın her gün karşınıza böyle ne yapacağınız gelse, uygulamanız gereken programınız hazırlansa, siz bu programa rahatlıkla uymaz mısınız sizce de? Daha rahat ve daha konforlu olmaz mı? Değil mi? Zaten sizin takıldığınız yer burası değil mi arkadaşlar hepinizin? Çünkü genelde hep yaptığım görüşmelerde öğrencilerimden aldığım soru, hocam nasıl çalışacağım bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Seviyemi bilmiyorum, onu bilmiyorum, şunu bilmiyorum. Bilmeden zaten çalışamazsın. Kaldı ki çalışsan da zaten verimli olmaz. O yüzden diyoruz ki eğer bilmiyorumların çoksa gel bu sisteme kayıt ol. Biz seni tanıyalım, eksikliklerini analiz edelim ve tabiri caizse bu eksiklikleri kapatalım. Yani seni tedavi edelim, sana bir reçete yazalım, sen de bu reçeteyi uygula. Evet Didem hocam kesinlikle. Rumet hocam sen bizim kayıtlı öğrencimizsin. Bak uyum sağlayamadığın günlerde yapay zeka o çalışmaları otomatik diğer haftalara devrediyor. Yani onu sonraki haftalarda yeniden çalışıyorsun hocam. O bir kayıp değil. Fatma hocam bence program için kesinlikle alınmalı ama siz zaten programı aldığınızda biz size dersleri de hediye ediyoruz. Yani hem derslerden hem de programdan faydalanmış oluyorsunuz ve size öyle bir büyük sürprizim var ki arkadaşlar şimdi örnek programı hazırlayalım birlikte. Programdan sonra gerçekten çok güzel bir sürprizim var. Duyunca çok sevineceksiniz. Şimdi herkes hazırsa Kıvırcık hocam hiç sorun değil. Benim çok kaybım var o zaman hocam. Hiçbir kayıp değil. Şu an bile karar versen şu an bile sistem seni sıfırdan başlatabilir. Kübra hocam ücretten de bahsedeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Önce bir şu örnek programı hazırlayalım. Bir yapay zekanın içine girelim. Bakalım anlattığım kısımlar karşımıza nasıl geliyor? Bir onları ben size göstereyim. Güzelce aklınızda da görsel olarak pekişsin. Artık bu ön bellekten çıkıp arka belleğe gitsin. Sonra yeni başlayan programımız ve başlayacak olan programımız ve indirimli ücretlerle ilgili bilgilendireceğim size. Şimdi arkadaşlar ben hemen şuradan kullanıcı adım ve şifreme bakayım. Hemen bakalım. Sizin için çünkü örnek bir kullanıcı oluşturmuştum. Şu an evet tekuzam.com. Sistem yöneticim ben rica etsem beni tekuzam.com'a alabilir mi? Evet Berat hocam unutmazdım yüksek. Ama hiç çalışmamıştım o yüzden. Analizin de yerini göstereceğim. Evet neden olmasın? Ben de öğretmenlikten hazırlanayım. Gülseren hocam bu kayıtlı öğrencilere özel bir seminer değildi zaten. Siz yine semineri izlemeye devam edin. Siz zaten bundan faydalanıyorsunuz. Evet şimdi
Hadi bakalım Bismillah diyerekten hemen kullanıcı adım bakıyorum. On lisans derece. Sizin için örnek bir alan oluşturduğum için unuttum. Berat Hocam aşk olsun. Sen de hemen benim açığımı buluver. Ön lisans derece etekuzam.com. Hazır mısınız yapay zekayı görmeye? Ay ben bile heyecanlandım ayol. Vallahi her gün gördüğüm sistem. Ay öyle mi Berat Hocam? Neden terk ettiniz okul öncesini? Çok güzel bir meslek. Eminim size de çok yakışırdı. Şimdi Berat Hocam cevabını yaza dursun arkadaşlar. Siz bana bakın tamam mı? Sizin hepinizin dikkati bende olsun. Şimdi bu seminere katıldığınız yerde biz size kullanıcı adı ve şifre gönderdik ya. Şu an bu semineri de kendi panelinizden giriyorsunuz ya hocam. Bakın burası arkadaşlar sizin öğrenci paneliniz. Ben sizin için örnek bir panel oluşturdum. Şimdi sisteme kullanıcı bilgilerimle giriş yaptığımda direkt beni eğer bilgisayardan giriyorsam sağ üst köşede bildirimler bekliyor. Yani bekleyen görevler. Yapay zeka diyor ki gel bakalım gel. Önce bir tanışacağız. Bakın bekleyen görevlerde ne var arkadaşlar? Eğitim analizi 1. Yani size ödev verdiğim analiz vardı ya işte burada. Teste başla deyip çözmeyenler bu testi kesinlikle çözsün. Birinci ödeviniz bu söz mü? Çözmeyenler çözmek için söz veriyor mu? Ah Berat Hocam çok üzüldüm söz. Okey bu senin birinci görevin. Şimdi ikinci görev arkadaşlar burası bir kayıtlı öğrenci paneli. Yani kayıt olduktan sonra bu bahsettiğim analizi kayıt olmadan önce de çözebilirsiniz ama kayıt olduktan sonra yapay zeka sizin hangi derste hangi seviyede olduğunuzu ölçüyor. Diyor ki gel bakalım Sema Nur diyor. Türkçe'de seni bir sınava alayım. Bakayım Türkçenin diyor cümlede anlam konusunda hangi seviyedesin? Paragraflar konusunda hangi seviyedesin? Noktalama işaretlerinde hangi seviyedesin diyor. Bunları tek tek ölçüyor. Bakın arkadaşlar buradaki SBS'leri sadece kayıtlılar çözebiliyor. Hani ben sistemin çalışma mantığını göstermek için özellikle burayı da gösteriyorum. Siz de kayıt olduğunuzda bizimle başlamak istediğiniz bunları çözüp öyle başlayacaksınız. Anlaşıldı mı burası? Burada sistem size Türkçe'de ortasın, matematikte temelsin, tarihte ilerisin gibi gibi sonuçları sınavı çözdükten sonra getirecek. Önce analizi çözdüm. Sonra sınavı çözdün. 3. Ne vardı? Program. Bak burada çalışma takvimi var. Berat Hocam analizler ücretsiz. Bir de bir kereye mahsus çalışma programı oluşturabilirsin ücretli. Evet kayıtlarımız ücretli tabii ki de. Tabii hiç sallamayın bakın soruları asla kafadan atmayın. Kesinlikle yakını işaretlemeyin. Biliyorsanız yapın, bilmiyorsanız boş bırakın arkadaşlar. Çünkü yapay zeka ona göre siz bu konuda iyi misiniz, iyi değil misiniz ona göre planlayacak. Şimdi geliyorum hepinizin o kalan sürede nasıl bir programla çalışmanız gerektiğini merak ediyordunuz ya arkadaşlar. Herkes buradan analizi sınavı çözdüğünde kendi sonuçları çıkacak. Bak bireysel. Buradaki sistem kişiye özel çalışıyor. Sonuçlar çıktıktan sonra geliyorsun burada. Program derslerini seç diyorsun. Bak burada kayıt olduğunuzda arkadaşlar istediğiniz dersle başlayabiliyorsunuz. Böyle bir lüksünüz var. Ben bütün dersleri birlikte çalışacağım. Kaydediyorum. Ve çalışma sürelerimizi biz belirliyoruz arkadaşlar. Yani kişi hangi gün, hangi saat aralığında kaç saat çalışmak istiyorsa onu kendisi seçiyor. Mesela ben hafta içi iş yaşamım var. Hafta içi günde 5 saat çalışabilirim. Şu an bunu kendim için oluşturuyorum. Siz kendi sayfanızdan kendi bilgilerinizle oluşturacaksınız. Yani bu örnek anlaştık mı? Bir de geliyorum hafta sonum da var benim. Hafta sonu daha çok çalışacağım tabii ki de. Hafta sonu da saat 1 ile 7 arası çalışabilirim. Hafta sonu. Buradan günleri saatleri seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Oluştur diyorum. Hadi bakalım yapay zeka. Bana kazanacağım programı şimdi oluştur.
Fatma Hocam, onu birazdan bir WhatsApp numarası ileteceğim kayıt olmak isteyenler için. Oradan yaz, onu silelim. Bir kere daha oluştur. Önce analizi çözüyoruz. Sonra SBS, en son çalışma programı. Aynen öyle. Şimdi yapay zeka benim kazanacağım programı arkadaşlar oluşturdu. Bir bakalım programa neler eklemiş. Evet. Wow, baya baya upuzun bir program. Aman Allah'ım, her şey hazır. Şimdi bir bahanem de yok çalışmamak için. Ne yapacağım ben? Artık bahaneniz yok. Hocam kaynağım yok. Öğretmen yok. Program yok demeyeceksiniz. Her şey burada bak. Geldim. Güne başladım saat 5'te. Diyor ki Tuğba diyor, Türk adının anlamı Türklerin ana yurdu ve Türk göçlerinden konu anlatımı çalışacaksın diyor. Çünkü benim tarihte seviyem ikinci seviye, başlangıç seviyesi. Nasıl çalışıyorum arkadaşlar? Tıkla üzerine, çalışmaya başla de ve çalış. Şimdi açılacak. Aynen öyle, müthiş. Molanız da var. Bakın, bu Türk benim adının çalışmam anlamı. gereken konu. Herkes Türk görüyor adının mu Özcan anlamı Hoca'yı? arkadaşlar. Evet, Türk ne demek? Bu birçok anlamı var Buradan arkadaşlar. Ben çalışmam gereken özellikle dersi benim karşıma getirdi. güzel insan, Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Vladimir Bakın, bu Bartok, kadar Amberim. öğrenciyi düşünen, bu kadar öğrenci merkezli bir sistem yok. Bakın, içinizde dershaneye gidenler vardır. Diğer kurumlara kayıt olanlar vardır. Hiçbirinde böyle senin günü gününe, saat saatine bunu yapacaksın. Mola vereceksin. Buradan soru çözeceksin. Buradan tekrar yapacaksın demezler. Hiçbiri kişiye özel değil. O yüzden hiçbiri de başarılı da değil arkadaşlar. Verdiğiniz parayla ayırdığınız zamanla kalıyorsunuz. Çok üzülüyorum ben öğrencilere. Gerçekten çok güzel. Şimdi geldim. Bak, buradan Türkçe'de mesela diyor ki bana, sözcüğün anlam özelliklerini git çalış diyor. Senin şu an bunu çalışman lazım. Senin Tuğba buna ihtiyacın var diyor. Diye cemaat. Şimdi bir Bak. sözcüğün tek başına her zaman anlamı Buradan seçmesin. çalıştım. Çalıştım. Gittin, mola mı vermen gerekiyor? Molanı ver. Aşağılarayım, bir haftalık programını yapay zeka yapıyor. Bununla sınırlı mı zannediyorsunuz? Hayır. Kayıt olduğunuzda her hafta, her gün bunu otomatik yapıp her hafta yeni program, yeni güncel konularla sizin karşınıza geliyor arkadaşlar. Çünkü haftalık olarak yapay zeka o bir haftada Yasemin çalıştın mı? Hangilerini çalıştın? Hangilerini aksattın? Hangi görevlerini yerine getirdin? Hangilerini getirmedin? Bunlara bakıyor. Eğer eksik bir çalışma yaptıysan mesela, bak bugün çarşamba. Bugün ben birçoğuna uydum. Son iki dersi çalışmadım, doğal sayıları. Yapay zeka bunu görüyor ve direkt bunu aldığı gibi önümüzdeki haftanın programına çat gönderiyor. Yani yapay zekadan kaçış yok arkadaşlar. O yüzden kendinize bile güvenmeyin ama yapay zekaya güverin. O kadar diyorum. Peki, biz bunu yaptık hocam. Tamam, programın hazır. Okey. Derslerin de önünde, notların da önünde, soru çözümlerin de var. Sistemde soru çözüm saatlerin var. Tamam. Peki ben performansımı görebilecek miyim hocam? Beni ölçebilecek misiniz? Evet. Çünkü arkadaşlar, her ünite sonunda yapay zeka size konu tarama testi yaptırıyor ve oradaki başarınıza göre diyor ki, Mehmet bu hafta %80 verimli çalıştım. Çok büyüleyici. Hocam galiba hepimiz kayıt olmak istiyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Ama bekleyin, çok devasa bir indirim kaptım sizin için yöneticilerimizden. Birazdan onu da ileteceğim. Arkadaşlar, burası sizin haftalık karneniz. Bak, şurada performans. Burada diyor ki sana, kaç check-up tamamladın? Kaçı başarılı? Kaç saat çalıştın? Çalışman gereken sürede mi çalıştın? Sonrasında mı çalıştın? Verimliliğin kaç? Hepsini ölçüp sizin karşınıza getiriyor arkadaşlar. Yani artık çalıştım aman demek yok. Çalıştıysan da öğrenmek zorundasın. Çünkü sadece çalışmak yetmiyor. Çalıştıktan sonra seni teste alıyor. Eğer doğru sayın yüksekse seni sıradaki konuya geçiriyor. Yoksa aynı konuyu yeniden çalışmak zorunda kalırsın. Şimdi geldim. Bak. Burada arkadaşlar,
programınız, canlı derslere kayıt olduğunuzda canlı ders takviminiz de var. Sadece şey sanmayın, hocam videolar mı var? Hayır. Bakın burada canlı dersler var. Haftanın belirli günleri derslere gireceksiniz. Burada bir canlı ders takviminiz var. Burası bizim kampüsümüz arkadaşlar. Bütün ders notlarınızın, sınavlarınızın olduğu yer. Zaten seminer sonunda hepiniz girer güzelce incelersiniz. Matematiğim sıfır diyenler çok vardı. Hocam ben matematik yapamıyorum, kabus gibi geliyor dediniz. Eğer ön lisans programına kayıt olursanız arkadaşlar, biz matematik güçlendirme eğitimini de bu seminere özel size hediye edeceğiz. Yani matematikte de sıfırdan bizimle birlikte başlayacaksınız. Nasıl başlayacaksınız? Bakalım. İlkokul matematik düzeyinde gibi düşün ya. İlkokulu yeni bitirmişsin gibi düşün. Bak, Olcay Küçükçelik hocamız. En temelden başlıyorsun. Bak, ardışık sayı, temel sayı, doğal sayı, bunlardan başlatıyoruz seni. Bak. Evet Olcay Hoca, kesinlikle. Abi. Yani şu level'dan başlayan bir öğrenci, daha da arkadaşlar lütfen çok rica ediyorum, gelip matematiği sevmiyorum, yapamıyorum, yapmıyorum demeyecek. Yani o zaman rakam olduğuna göre A'ya en yapamadığınız fazla için. Matematik yapsan niye sevmiyorsun? Matematik sevilmez mi? Biz de diyoruz ki sana yaptıracağız matematiği. Çünkü senin seviyeni biliyoruz. Senin seviyen bu. Senin seviyen temel. En alttan başlayacaksın. Yetişir Sevim hocam. Her konuyu değil zaten. Matematikte yapabileceğin konuları çalıştırıyor yapay zeka sana. Bunları zaten siz yine detaylı detaylı incelersiniz arkadaşlar. Kayıt olduğunuzda çok daha fazlası var. Şimdi gelelim o soruyu yanıtlamaya. Hocam nasıl kayıt olacağız? Nasıl kayıt olacağız? Ücretler ne? Bize indirim yapacak mısınız? Evet, şimdi geliyorum buraya. Tamam. Kayıt olmak isteyenleri birebir ben arayacağım. Ben ve diğer öğrenci koçlarım. Hepinizin kaydını alacağız. Başlatacağız arkadaşlar size. Şu anda 15 Nisan'da sıfırdan, bakın sıfırdan arkadaşlar, bu tarihte başka bir kurumda sıfırdan canlı ders bulmanız adamın Tuğba olduğu kadar eminim mümkün değil. Biz sizin için sıfırdan bir grup açtık. Şu an bu seminerde olan öğrenciler bu gruba kayıt olabilir. Lise grubu da, ön lisans grubu da 15 Nisan'da sıfırdan canlı derslerimiz başlıyor. Haftanın en az 3 günü, 4 günü, akşam 7 ile 10.30 arasında 300 küsür saatlik, Nisan'dan Eylül'e kadar yoğun tempolu bir canlı ders eğitimine katılacaksınız. Bu eğitimle birlikte size bu yapay zeka sistemi zaten hediye, seviyeniz ölçülecek. Analizlere gireceksiniz, rehberlik görüşmeleriniz olacak, programınızı yapacağız, videoları hediye edeceğiz. 15 Nisan'a kadar herkes videolardan ön hazırlık yapacak, temelinin olmadığı konuların temelini yapacak, ısınma kampı yapacak videolar, video dersler üzerinden. Ve 15 Nisan'a herkes bomba gibi hazır bir şekilde girecek arkadaşlar. 15 Nisan'dan Eylül'e kadar da hem canlı derslerimiz hem yapay zekamızla birlikte çok rahatlıkla istediğiniz sonuca ulaşabileceksiniz. Ve şu an bu grubum, onu da size göstereyim, durun. Bu grubumun normalde ücreti arkadaşlar 5000 TL, sıfırdan başlayan grubumun. Ama ben tabii ki öğrencilerimi düşünmez miyim? Tabii ki düşünürüm arkadaşlar. O yüzden şu an bu seminere katılan ve sadece seminerden kayıt olan öğrencilere 1000 TL indirim kodu vereceğim. Yani %20 indirim, 4000 lira üzerinden kaydınızı alacağız, başlayacağız. Berat hocam pahalı mı sence 4000 lira? Kıvırcık hocam sen şimdi başlatan kayıtlı öğrencimizsin zaten. Arkadaşlar ücret çok uygun. Hayır, aylık değil Özge hocam, yıllık. Bir kere ödüyorsun, sınava kadar her şey dahil. Ve belirli bir kontenjanı var. Bakın bu indirimden ben hepinizi faydalandıracağım. Söz veriyorum. Şimdi sistem yöneticimden bir link paylaşmasını isteyeceğim. Bu linke tıklayıp seminerden geldiğinizi ve indirimi kullanmak istediğinizi söylemeniz lazım. Herkes sistem yöneticim Muhammed hocamın ilettiği linke tıklasın. Yaş sınırı yok. Esra hocam, düz memurlukta yaş sınırı yok. Ön lisansta yaş sınırı yok.
Büşra hocam tek bir dersten faydalanma şansın yok. Tamamını alırsın. Önce tek bir ders için program yaparız sana. Evet, bu sene gireceksiniz. Bakın Didem hocam diyor ki kendisi kayıtlı bir öğrenci. Arkadaşlar kitap setinden daha uygun. Doğru söylüyor. 4000 lira hiçbir şey değil. Sevim hocam hiçbir kurumda bu sistem yok. Annenize nasıl yapacağınızı gösterdim biraz önce. Sadece programı alırsanız 2000 lira, programla dersler alırsanız 4000 lira. Pahalı değil, çok uygun. Tabii gıda bölümünden atanma oluyor. Sistem süper. Arkadaşlar. Ha evet Sevim hocam, yaş sınırı tabii bazı kurumlarda var. Ama düz memuriyette genel anlamda yok. Sadece program 2000 lira. Bakın sıfırdan yeni grup başlıyor arkadaşlar. Canlı. Canlı canlı hocalar haftanın 3 günü 4 günü canlı derse gireceksiniz ve 0-1 grup bu. Bütün dersler sıfırdan başlayacak. Esra hocam yardımcı oluruz. Kredi kartınız falan varsa taksit yaparız. Evet, bu indirimin arkadaşlar yarın 6'ya kadar son günü. Şimdi linke tıklayın. Ben indirimden faydalanmak istiyorum. Tuğba Hoca'nın seminerinden geldim. Ailesiyle görüşecek olanlar oraya da belirtsin. Beni yarın şu saatte bu saatte arayayım desin. Ama ben şimdi semineri bitirir bitirmez hemen masama geçeceğim. Ve linke tıklayan arkadaşlarımı arayıp kayıtlarını hemen alacağım. Mehmet Hocam önce seni arayacağım, söz veriyorum. Seminer biter bitmez hemen arayacağız. Son kez linki gönderiyorum. 4000 lira arkadaşlar. Bakın bu fırsatı kaçırmayın. Kaçırırsanız inanın pişman olursunuz. Hem şu sistem hem sıfırdan başlayan bir grup için bulunmaz bir nimet bu. Ben istiyorum ki hepiniz bu yıl atanın. Bu programla atanmanız çok mümkün. Kübra hocam ararız tabii ki de. Yazın Tuğba hocam beni arasın diye. Linke tıklamanız lazım. Linki gruba gönderdim. Herkes tıkladı mı? Şimdi arayacağım. Yasemin hocam kayıtlı öğrencimizseniz rehberlikte görüşebilirsiniz bununla ilgili. Sadece program için de Fatma hocam linke tıklayın. Hayır, sadece ders paketi yok. Ders paketi 4000 lira. İçinde yapay zeka da var. Hayır, ayın 15'inde başlayacak. Ama 15'ine kadar ön hazırlık yaptıracağız biz size. Tamam. Yasemin hocam kayıtlıysan yine WhatsApp'tan yaz, rehberlikle görüşmek istiyorum de. Herkes linke tıkladıysa arkadaşlarım, hepinizi tanıdığım için çok sevindim, çok mutlu oldum. Benim klasik bir kapanışım var, bunu diğer öğrencilerim biliyor. Ararım tabii ki Mesut hocam. Sizinle normalde yarın görüşecektik ama bugün mü görüşelim? Polislik için en az 70-75 lazım Emine hocam. Hoşçakalınız. Dostça kalınız, esen kalınız ama en önemlisi arkadaşlar başarıyla kalınız. İstekli kalınız, öz disiplinli kalınız arkadaşlar ve lütfen kendinize çok çok iyi bakınız. İnşallah bu yıl hepimizin yılı olacak. Ben hepinize çok güveniyorum. Aktif katılımınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hemen kalbimi de yapayım. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın. Son kez linkimi de atıyorum. Hadi bakalım ben kaçar. Görüşürüz.